Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi omurgalı hayvanlarda sinir sistemini anlatacağım size. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Sinir sistemi hangi tabakadan gelişiyordu arkadaşlar? Ektoderm tabakasında. Peki hatırlayın, bir deney vardı. Ne yapmıştı adam? Ektoderm tabakasını ilk önce çıkarıyordu. Sinir sisteminin gelişmediğini görüyordu. Daha sonra ektoderm duruyordu. Mezodermi çıkarıyordu. Üst mezodermi. Yine sinir sisteminin gelişmediğini görüyordu arkadaşlar. Demek ki şöyle demişti. Ektodermle mezoderm birlikte sinir sistemini oluşturur demişti. Hatta mezodermi çıkarıp götürüp canlının alt tarafına yapıştırıyordu arkadaşlar. Karın kısmına yapıştırıyordu. İki tane sinir sistemi oluşuyordu. O zaman ne oluyor? Mezodermle birlikte ektoderm neyi oluşturuyor? Sinir sistemini oluşturuyor. Ama genel olarak sorarsa tabii ki ektoderm oluşturuyor diyeceksiniz. O zaman şöyle diyoruz. Omurgalıların tamamında sinir sistemi ektoderm tabakasından oluşur. Şimdi bakın, sinir sisteminin ilk giriş kısmını kimse sevmez. Ben de çok fazla sevmiyorum. Nedir burada? İşte hadi nöron çeşitleri falan, neyse onları anlatacağız. Onlar kolay ama polarizasyon, depolarizasyon, işte repolarizasyon falan derken yani birazcık canınız sıkılabilir. Ama unutmayın, böyle hani çok kısa sürecek bunlar arkadaşlar. İki videoda falan halledip bitirmeyi, anlatmayı düşünüyorum bu olayları. En azından daha çabuk bir şekilde beyin kısmına geçeriz. Şimdi bakın. Burada bizim bilmemiz gereken bazı kavramlar var. İlk önce bu kavramları öğrenelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sinir hücrelerine geçeriz. Arkadaşlar, bizim bilmemiz gereken ilk kavram uyartı. Ne demek uyartı? Uyartı dışarıdan gelen, bakın, uyarıların canlıda oluşturduğu etkiye biz ne diyoruz? Uyartı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Uyarıların canlıda oluşturduğu etkidir. Yani şöyle düşünün, elinize iğne battı. Ne oldu işte? Bir uyarı geldi, değil mi? İğne batması bir uyarı. Peki onun bizde oluşturduğu etki ne? Sinir hücrelerimizde polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon durumları gerçekleşecek. İşte bu oluşan olaylara ne diyoruz? Uyartı olayı diyoruz. Peki başka? İmpuls ne demek arkadaşlar? Uyarıların nöronlarda, yani sinir hücrelerinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişikliklere de biz impuls diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Uyarıların nöronlarda oluşturduğu elektriksel ve kimyasal olaylara impuls denir. Evet, gelelim bir diğerine. Arkadaşlar, burada bir de efektör organ, işte reseptör organ, daha sonra aferent nöron, interferon nöron falan, bunlar internöron, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bunlardan çok ben size efektörden bahsetmek istiyorum. Efektör karıştırılabiliyor. O yüzden efektörden bahsedelim. Sonrasında ise kuşlardan, birazcık balıklardan falan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, efektör şu. Canlının iç yapısında oluşan tepkiye, bakın. Canlının içinde oluşan etkiye tepki veren organa biz ne diyoruz? Efektör organ. Aslında bu bilimsel bir açıklama ama kısaca şöyle diyebiliriz. Tepki organı. Tepki organı. Mesela elimize iğne battığı zaman direkt elimizi ne yapıyoruz? Hop, çekiyoruz. Buradaki tepki organı, yani efektör nedir? Bizim parmağımızdır. Daha sonra diyelim ki bir uyarı gelmiş olsun. Mesela işte gözümüzdeki her an her uyarı, değil mi, gidiyor beyne. Beynimiz değerlendiriyor bunu. Gözümüzde işte görüntü oluşuyor arkadaşlar. Peki buradaki efektör organ hangisidir? Gözdür. Veya kulak yine aynı şekildedir. Bizim işte tepki verdiğimiz organların her birine biz ne diyoruz? Efektör organ diyoruz. Şimdi bunlar bizim hani kısaca söyleyeceğimiz şeylerdi. Ama
Geleyim şimdi ben size birazcık balıklardan, kuşlardan bahsedeyim. Daha sonra ise nöronlara geçeceğiz. İlk önce nöronların yapısından, daha sonra da arkadaşlar çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bunları sözlü olarak söyleyeceğim, sadece yazmayacağım. Şimdi arkadaşlar, balıkların beyni tek bir hücre şeklindedir. Tek bir hücre şeklinde olduğu için diğer omurgalılardaki gibi yarım kürelere ayrılmıyor. Balıklar zaten küçük yapılar biliyorsunuz. Yani küçük yapılar oldukları için de hani onlarda böyle çok büyük bir hani beyindir falan öyle bir şey beklemiyoruz. Tek bir hücre halindedir. Tabii ki bu tüm balıklar için geçerli değil arkadaşlar. Daha büyük balıklar vardır. Mesela köpek balığı gibi falan. Tabii bunlar da biraz daha gelişmiştir beyin. Ama ben daha basit olanlar için söylüyorum. Yarım küre yoktur arkadaşlar. Balık ve kurbağaların beyninden 10 çift sinir çıkıyor. Bunlar da arkadaşlar bu sinirler çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Yani çevresel sinir sistemi derken işte bizim hareketlerimizi istemsiz olarak kontrol edenler otonom sinir sistemi. Bir de istemli olarak hareket ettirdiğimiz somatik sinir sistemi dediğimiz sistemlere ayrılıyor çevresel sinir sistemi. Bu 10 çift sinirden oluşuyor. Omurgalılarda memelilere geldiğimiz zaman arkadaşlar bizlerde 12 çift çıkıyor. Yani onlarda 10 çift sinir çıkarken beyinde bizde 12 çift çıkıyor. Sonra arkadaşlar memelilerde beyin kabuğunun kıvrımları çok fazladır. Yani bu ön beyin dediğimiz veya diğer bir isimle beyin kabuğu diye adlandırdığımız kısım kıvrımları çok fazladır ve daha ağırdır diğerlerine göre, diğer hayvanlara göre. Sonra arkadaşlar beyin kabuğu öğrenmeyi gerçekleştirdiği için memelilerde zeka olayı daha fazladır. Yani şöyle düşünün bakın, bir balıkta eğer ki beyin kabuğu yoksa, şimdi tek bir hücreden oluşuyor dedik, onda öğrenme gibi bir olay gerçekleşir mi? Hayır, gerçekleşmez. Kimlerde var peki bu beyin kabuğu dediğimiz olay arkadaşlar? Tabii ki memelilerde var. Balık hani kuşlarda falan da var ama o kadar aktif değil. Ama memelilerde bulunan çok aktiftir. Hani çok fazla kıvrımdan oluşur. Bu yüzden de arkadaşlar sonsuz bilgi alma düzeyindedir diyebiliriz. Gelelim balık ve kuşlarda kas faaliyeti daha yoğun olduğu için bunlar da arkadaşlar beyincik daha büyüktür. Bakın beyincik bizim dengede kalmamızı sağlayan beynin yapısıdır. Bu yapı arkadaşlar balıklarda ve kuşlarda denge olayı çok fazla olduğu için sonuçta havada durmak veya suyun yüzeyinde içinde hareket etmek o kadar kolay değil. Bu yüzden de bunların beyincikleri diğer canlılara göre daha gelişmiştir. Arkadaşlar sürüngenlerde ise beyincik zaten küçük, onlar hani yerde sürüne sürüne gidiyorlar. Çok fazla dengeyle ilgili problemleri yok. Balıklarda memelilere doğru gittikçe arkadaşlar beyindeki koklama lobu da gelişmiştir. Bunu da söylemiş olalım. Yine bakayım söylemediğim bir şey var mı? Yok, tamam. Yine bütün omurgalılarda beyin arkadaşlar 3 kısımdan oluşuyor. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Ama balıklarda dediğim gibi hani bütün balıklar için söylemiyorum ama basit balıklarda sadece tek hücreden oluşuyor beyinleri. Evet, bu şekilde kuşları hani balıkları bu kadar bilmeniz yeterlidir. Çok fazla karşımıza çıkacağını da düşünmüyorum. Gelelim şimdi biz asıl konumuza. Asıl konumuz ne? Sinir hücresi. Sinir hücresi nedir? Nelerden oluşur? Yapısı nedir? Çeşitleri nelerdir arkadaşlar? Bunlardan bahsedelim. İlk önce sinir hücresinin şeklini çizip yapılarını göstereceğim. Daha sonra da arkadaşlar sinir hücrelerinin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında da yine diğer çeşitlerinden devam edeceğiz. Bakalım ilk önce şöyle yazalım. Sinir hücresi. Sinir hücresinin yani nöronu. Nöron yapısı. Sinir hücresinin yapısı. Arkadaşlar ilk önce şekil olarak göstereyim size. Bakın şöyle kısa uzantılar dedim ya. Bu kısa uzantılar. Daha sonra bu kısa uzantılara bağlı olan şöyle yapılar arkadaşlar. Tabi bu bütün sinir hücreleri için geçerli değil ama daha çok karşımıza çıkacak olan şekil budur. Bu şekilde bir yapıdan oluşuyor. Peki bunun yapısında neler var? Arkadaşlar hemen söylüyorum bakın. Şu küçük uzantılar dendrit. Dendrit. Şurası çekirdeğin bulunduğu kısım. Yani şu kısım arkadaşlar hücre gövdesidir. Şöyle yapayım hatta. Hücre gövdesi. Hücre gövdesi. Bir de şöyle upuzun olan kısım da nedir? Aksondur.
Şimdi aksonun üstünde de bazı yapılar var bilmemiz gereken. Bunlar da şöyle. Arkadaşlar şu boğumlu yapıların her birine biz Şivan hücresi diyoruz. Şivan hücresi her birine. Daha sonra Şivan hücrelerinin dış kısmında bulunan bir örtü bulunur arkadaşlar. Tabii hepsinde değil dediğim gibi bazılarında şöyle bir örtü bulunur. Ve Şivan hücreleri bunu salgılar. Biz bu örtüye de ne diyoruz? Miyelin kılıf. Miyelin kılıf diyoruz. Bir de Şivan hücrelerinin kesiştiği noktalar vardır arkadaşlar. İki Şivan hücresinin kesiştiği noktalara da ne diyoruz? Ranvier boğumu diyoruz. Ranvier boğumu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir yapımız. Peki şu kısım nedir? Bu kısım da akson ucu olarak isimlendirilir. Akson ucu. Yani bu akson ucu ne yapacak? Diğer bir sinir hücresiyle bağlantı yapacak arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada sinir hücresi ne tür görevler yapıyor? Gövdede neler var? Bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi sinir hücresinin dendriti, bakın dendrit arkadaşlar, uyarıları alan kısımdır. O zaman şöyle yazayım. Uyarıları alır. Uyarıları reseptörden alır diyelim. Reseptörden alır dendrit. Hücre gövdesinin içerisinde ise bakın çekirdek var. Çekirdek. Mitokondri var. Mitokondri. Ve arkadaşlar nesil tanecikleri dediğimiz tanecikler vardır. Nesil tanecikleri bulunur. Peki nedir bu nesil tanecikleri? Granüllü endoplazm kretikulum var ya. İşte granüllü endoplazm kretikuluma biz ne diyoruz? Nesil tanecikleri diyoruz. Granüllü endoplazmik retikulum arkadaşlar. Nesil tanecikleri olarak geçiyor. Çekirdek var, mitokondri var, ribozom var. Ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar metabolik faaliyetleri sağlıyor. Ama ne yok? Bakın sentrozom. Sentrozom yazarsam yanlış olur. Sentrozom yoktur. Unutmayın. Sentrozom olmadığı için zaten sinir hücreleri bölünme yeteneğine sahip değillerdir. Peki. Aksona baktığımız zaman arkadaşlar bu akson sadece miyelinli aksonlar için geçerlidir. Bu çizdiğim şekil. Diğerlerinde şöyle düz bir çizgi olarak gidiyor. O şekilde kabul ediyoruz. Ama en karmaşık şekil böyle olduğu için bunu çizdim. Akson ucunda da arkadaşlar neydi ya? Sinaptik kesecikler bulunur. Sinaptik kesecikler bulunur. Bu kesecikler sinaps yapacaklar, ileride anlatacağım ben size. O sinapslardaki nörotransmitter maddeleri üretecekler. Dediğim gibi yeri geldiği zaman zaten anlatacağım bunları. Peki uyarı nereden nereye doğru gider? Arkadaşlar uyarı tam bu şekilde gidiyor. Bakın uyarının yönü. Uyarının yönü. Yani uyarı dendritten nereye doğru gidiyor? Aksona doğru gidiyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Uyarı dendritten aksona doğru gider. Evet, bu şekilde sinir hücresinin yapısı. Peki arkadaşlar sinir hücresi neyle beslenir? Sinir hücresi sadece glikozla beslenir. Bakın yağ, protein bunlarla beslenmez. Sadece glikozla beslenir. O zaman şöyle yazıyorum. Sinir hücresi sadece glikozla beslenir. Glikozla beslenir. Sonra arkadaşlar başka bir özelliğine bakayım. Ha, miyelin kılıftan bahsetmedim ben bu arada. Miyelin kılıftan da bahsedeyim. Arkadaşlar miyelin kılıf yağsı bir yapıya sahiptir. Ve bu yağsı yapıda yalıtım sağlar. Yalıtım sağladığı için hani bu artı eksi polarizasyon depolarizasyon olaylarını göstereceğim ya. Bunlara engel oluyor. Engel olduğu için de iletimi hızlandıran yapıdır arkadaşlar. Miyelin kılıfı şöyle yapayım. İletimi hızlandırır. Çünkü yağsı bir yapıdadır ve yalıtım görevi görür. Yalıtım görevi gördüğü için de polarizasyon depolarizasyona engel olur. Böylece arkadaşlar iletimi hızlandırır. Yani miyelin kılıfın bulunduğu hücrelerde uyarı iletimi daha hızlı gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar yardımcı hücrelere. Yardımcı hücrelerin ilk önce isimlerini yazayım sonra açıklayalım. Şimdi yardımcı hücrelerden ilki nöroglia hücreleridir. Nöroglia hücreleridir. Daha sonra
astrositler, oligodendrositler, mikrogliyalar ve ependim hücreleri olarak da ayrılır. Şöyle yazayım. Astrositler, oligodendrositler. Daha sonra ne dedik? Mikrogliyalar ve ependim hücreleri. Şimdi bunlar ne işe yarıyorlar? Tabii ki bunlar nörona yardımcı olan hücrelerdir arkadaşlar. Tek başlarına bir nöron gibi hareket edemezler. Sadece yardımcı olurlar. Nasıl yardımcı oluyor? Mesela nörogliyalar arkadaşlar, genel olarak bakın şunların ismine genel olarak ne diyoruz? Nöroglia hücreleri diyoruz. Yani nörona yardımcı olan hücrelerdir. Şimdi genel olarak bunların hepsine ne dedik? Nöroglia. Bunların çeşitleri de nedir? Astrosit, oligodendrosit. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar astrositler kan damarları ve nöronlarla bağlantı oluşturuyorlar astrositler ve böylece yine dediğim gibi nöronların beslenmesini sağlıyor. O zaman şöyle yazalım. Nöronların beslenmesini sağlar. Oligodendrositlere baktığımızda bunlar da arkadaşlar miyelin kılıfı oluşturur. Bunlar tabii ki merkezi sinir sistemi için miyelin kılıfı oluşturuyor arkadaşlar. Oligodendrositler, Schwann hücreleri de çevresel sinir sistemi için oluşturuyor. Onu da hatta şuraya Schwann hücresini ayrıca yazayım. Mikrogliyalar arkadaşlar beyinde hasar bağlantılar oluşturuyor. Yani hasar var mı yok mu bununla ilgili bağlantı kuruyor. Hasar bağlantıları oluşturur diyelim. Hasar bağlantıları oluşturur. Ependim hücrelerine baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da merkezi sinir sisteminin boşluklarını dolduruyorlar ve beyin omurilik sıvısının hareketini sağlıyor. O zaman şöyle yazıyorum. Merkezi sinir sisteminin boşluklarını doldurur ve beyin omurilik sıvısının hareketini kolaylaştırır. Bu şekilde ependim hücrelerini de söyledik. Şimdi şuraya Schwann hücresini de yazayım. Onu da açıklamasını daha kolay yazarız. Schwann hücresi. Arkadaşlar bu da çevresel sinir sistemi nöronları için miyelin kılıf sentezler. Evet, işte bu kadar nöronlara yardımcı olan hücrelerimiz. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü bayağı uzun oldu. 17 dakika oldu. Devam edersem hani sinir hücrelerinin çeşitleri var. Sonraki videoda arkadaşlar çeşitleri anlatayım. Şimdilik keselim burada. Sonraki videoda nöronların çeşitlerine başlayacağız. Bakalım hani çok fazla uzun sürmezse de impuls oluşumundan, iletiminden bahsederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.